delegelerimizin tamamının oyunu alarak yeniden AK Parti'mizin genel başkanı seçilen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Ezilenlerin gür sesidir o. Suskun dünyanın gür sesidir o. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Kongremizin ülkemiz, milletimiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Şahsımı bir kez daha genel başkanlık görevine layık gördüğünüz için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Türkiye yüzyılı ülküsüyle çıktığımız bu kutlu yolculukta hepimiz gerçekten çok ağır bir sorumluluk üstlendik. Bir taraftan ülkemizi hedefleriyle buluşturmaya çalışacak, diğer taraftan da vatandaşlarımızın sorunlarına, sıkıntılarına çözüm üreteceğiz. Bu arada inşallah bugünkü toplantıdan sonra da önümüzdeki hafta içinde Yüksek İstişare Kurulu'nu yine açıklayacağım. Yüksek İstişare Kurulu'yla birlikte de zaten bu kurul biliyorsunuz ağırlıklı olarak daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başkanlık görevi icra etmiş olan kardeşlerimizden oluşuyor. Onlarla beraber 7 kişilik bir istişare kurulunu açıklayacak ve bununla beraber ayrıca yolumuza devam edeceğiz. Terörden savaşa kadar bölgemizde çok ciddi krizler yaşanırken biz hep birlikte omuz omuza vererek inşallah Türkiye yüzyılını inşa edeceğiz. Burada şu hususu tekrar ifade etmek istiyorum. Biz sadece 85 milyonun değil, yönünü ülkemize çevirmiş 100 milyonların da umudu olan bir partiyiz. Biz kendi insanımızla birlikte gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin de emanetini taşıyoruz. İnşallah her zamankinden daha çok çalışarak, daha fazla koşturarak, daha fazla sayıda gönüle girerek mücadelemizi devam ettireceğiz. İki günü birbirine eşit olan ziyandadır tavsiyesine uygun şekilde özellikle 31 Mart mahalli idareler seçimlerine kadar tempomuzu biraz daha artırmamız gerekiyor. CHP zihniyetinin elinde bakımsızlığa, hizmetsizliğe, adeta çürümeye terk edilen illerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmak boynumuzun borcudur. Cumhur İttifakı olarak başta İstanbul, Ankara olmak üzere bu illerimizle birlikte deprem bölgesinin 11 vilayetini de kucaklayacak şekilde büyük oranda büyük şehirlerimizi masaya tam manasıyla yatırıp gece gündüz demeden yoğun bir çalışmayla durmak yok, yola devam diyeceğiz. Zira kardeşlerim, CHP karanlığının karabasan misali çöktüğü tüm vilayetlerimiz, buralarda yaşayan vatandaşlarımız sabırsızlıkla neyi bekliyor biliyor musunuz? 31 Mart'ı bekliyor. 31 Mart gelsin de biz bunlardan kurtulalım diyorlar.
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde elde ettiğimiz kritik başarıyı 31 Mart'ta tekrarlayarak yerel yönetimlerde de yeni bir dönemi başlatacağız. Bunun için yapmamız gereken bellidir. Kapısı çalınmadık hane, hâlâ hatırı sorulmadık vatandaş bırakmayacağız. Çarşıda, pazarda, sokakta, kahvede daima insanımızla beraber olacağız. Kardeşlerim, tevazudan taviz vermeyeceğiz. Zira AK Parti'nin mensupları tevazu ehlidir. Gurur, kibide, kibir abidesi değildir. Buna çok dikkat edeceğiz. Kibre kesinlikle kapılmayacak. Hangi görüşten, hangi kökenden olursa olsun vatandaşlarımıza karşı her zaman tevazuyla yaklaşacağız. Muhalefetin bizi bölmesine, aramıza nifak tohumları ekmesine, bizi kendi sığ gündemiyle oyalamasına fırsat vermeyeceğiz. Özellikle gençlerimizin muhalefetin bir türlü bitmeyen koltuk kavgalarına bakıp da siyasete küsmesine, siyasetten uzaklaşmasına mani olacağız. Bunların yaptığımızda Allah'ın izniyle 31 Mart'ta da çok büyük bir zaferin bizleri beklediğine inanıyorum. Sizlerden davamıza, partimize ve ittifakımıza sahip çıkmanızı bekliyorum. Sizlerden omuzlarınızdaki ağır yükün bilinciyle gece gündüz demeden çalışmanızı istirham ediyorum. Sizlerden evlatlarımıza bırakacağımız en büyük miras olan Türkiye 100 yılının inşasına tüm kuvvetinizle omuz vermenizi rica ediyorum. Sizlere güveniyorum. Sizlere inanıyorum. Değerli kardeşlerim, biz bu seçimde de farklı bir uygulama yapıyoruz. Nedir bu farklı uygulama? Parlamentoyu çalışmalarımızın içerisinde hemen hemen hiç değerlendirmedik. Yeni, geniş, kapsamlı bir ekiple partimiz teşkilatını oluşturduk. İstedik ki çok daha farklı bir çalışma ekibiyle parti teşkilatını oluşturalım. Yayılmacı bir yapımız olsun ve onlarla çalışmamızı sürdürelim. Bize inandığınız ve güvendiğiniz için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Sizlerden şehirlerinize döndüğünüzde tüm kardeşlerimize selamlarımızı, muhabbetlerimizi iletmenizi istiyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ve ülkemiz adına, milletimiz adına Sayın Cumhurbaşkanımızla gurur duyduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Onun için buradan ayrıldıktan sonra genel merkeze gitmenizi sizlerden istirham ediyoruz. Esilenlerin gür sesidir o. Suskun dünyanın hür sesidir o. Göründüğü gibi olan, gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Aşığı, o milyonların